Herkese merhaba. İnesinek Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Elif Türkmen. İkinci bölümümüzde karşınızdayız. Bugün sizlere İnegöl'ümüzün meşhur ceviz lokumu yapacağız. Hazırsanız hep birlikte malzemelere geçelim. 8 bardak un, 200 gram ekşi maya, 300 gram süt, aldığı kadar su, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 paket instant maya, 1 çorba kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı şeker, iç malzemesi için 500 gram çekilmiş ceviz. Evet, şimdi yapımına başlayalım. Hamurumuzu hazırlayalım. Unumuzu yoğurma kabımızın içine aktaralım. Toplamda 8 bardak un kullandık. Unumuzu aktarıyoruz. Bir tahta kaşık yardımıyla unumuzun ortasını havuz açalım. Bir paket instant maya, bir çorba kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Ekşi maya olduğu için tuzumuzu en son ekleyeceğiz. Aldığı kadar ılık suyumuz var. Suyumuzu da ekledik. Sıvı yağımızı ekledik. 300 gram kaymaklı ılık sütümüz var. Sütün ve suyun ılık olmasına dikkat edin. Sütümüzü de şöyle ekleyelim. 200 gram kadar ekşi maya kullanacağız. Şöyle. En son tuzumuzu ekliyoruz. Tuzu ekşi mayanın üzerine eklememeye çalışın. Çünkü tuz ekşi maya ile birlikte aktifleşirse mayanın kabarmasını, yani süreç uzar. Kabarmasını biraz engeller. Şöyle kenardan ekledik tuzumuzu. Kabımızı kapatıp çalıştıralım. Ele yapışan bir hamur olacak. Evinizde de elinizde yoğururken buna dikkat edin. Suyumuzun ve sütümüzün gramajlarını verdik ama birden eklemeyin. Kontrolle eklemekte fayda var. Unun markasına göre bile değişiyor ne kadar un ve su alacağı. Ona göre siz evinizde yavaş yavaş öyle ayarlarsınız. Evet, hamurumuz hazırlandı. Evet, tam olmuş. Ele yapışan, böyle hafif ele yapışan cıvık bir hamur olursa daha güzel, daha yumuşak bir lokum elde edersiniz. Bir de instant maya evinde olmayanlar için söylüyorum. Yarım paket yaş maya ya da bir çorba kaşığı normal tost kuru maya kullanabilirsiniz. Hamurumuz mayalı ve ekşi mayalı bir hamur olduğu için tezgahımız soğuk. Tezgahımıza şu an mayalanmadan almıyoruz. Elimizle bu şekilde hamurunuzu toparlarsanız daha güzel mayalanma elde edersiniz. İyice üzerini örtelim, streçleyelim, mayalandırmaya bırakalım. Ekşi mayası olmayanlar için ya da yapmak istemeyenler için de instant maya ile, yani 42 gram oluyor bir paket instant maya. Onunla yapabilirsiniz. Ekşi maya kullanmak istemiyorsanız ona gerek duymayabilirsiniz. Şöyle üzerini de örttük. Sıcak bir yerde iyice mayalandırmaya bırakalım. 2 saat sonra görüşürüz. Evet, hamurumuz hazırlandı. 2 saatin sonuna geldik. Şu şekilde kabarmıştı. Ben bunu biraz gazını aldım. Şu şekilde görüyorsunuz, hamurumuzun gazını alalım. Dediğim gibi ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Tezgahımızı biraz unlayalım. Hamurumuzu alalım. Şu şekilde elimizi toparlayalım. Bayramlarda ve kınalarda bizim bu yöreselimizdir. Lokum olmadan olmaz. Şöyle iki bezeye ayıralım hamurumuzu. Şimdi bunu hafif merdane yardımıyla açacağız. Ondan sonra alt üst yağlayacağız. Cevizimizi ekleyeceğiz. Rulo şeklinde keseceğiz. Tepsimizi dizeceğiz. Yarım saat kadar tepsi mayası lazım. Bismillah, başlayalım açmaya. Mayalı hamur olduğu için açması biraz zor oluyor. Genelde bunu eliyle açarlar. Biz merdaneyle, daha hızlı olsun diye merdaneyle açacağız. Sonra elimizle hamuru büyüteceğiz. Hamurumuz bu boyuta geldiğinde yağlama işlemini yapalım. Böyle elinizle bolca yağ gezdirin. Dediğim gibi önce üst, sonra alt şeklinde yağlayalım. Hamuru ikiye ayırdığınızda, beze yaptığınızda dinlendirirseniz tabii açma işlemi daha kolay olur. Dinlenen hamur her zaman için daha iyi açılır. Şu şekilde inceltiyoruz. Bu şekilde elinizle
Hamurumuzu inceltin. Yırtılabilir, hiç sorun yok. Bulo yapacağız zaten, o yırtıklar kaybolacak. Ne kadar ince olursa hamur o kadar iyi olur. Katmanları belli olur rulo yaparken. Şimdi cevizini serpelim. Şu şekilde bolca ceviz kullanıyoruz. Bir de bu aşamada yeni baharımız var baharat olarak. Katmak isterseniz farklı bir aroma katıyor. Kullanmak isteyen onu da ekleyebilir bu aşamada. Şimdi rulo yapıyoruz. Dediğim gibi hamurumuz mümkün olduğunca ince. Rulomuzu yaptık. İkişer parmak ölçüm, iki parmak iki parmak kesebilirsiniz. Şu şekilde kesiyoruz. Her katmanı belli. Ortadan başlayalım dizmeye. Biraz boşluk bırakırsanız kabaracağı için sıkıntı olmasın. Evet, ekşi mayalı lokumlarımız hazır. 30 dakika daha tepsi mayasında bekleteceğiz. Ondan sonra fırına alacağız. Görmüş olduğunuz gibi lokumlarımız oldukça güzel kabardı. Şimdi 180 derecede 40-50 dakika kadar fırında bekleteceğiz. Fırına attığınızda içini ılık su doldurun bir kaba ki içi güzel pişsin, dışı çıtır kalsın. Şimdi fırına atalım. Fırınımızı önceden ısıttık. Şu an 180 derecede. Fırınınıza göre değişebilir. Kontrollü pişirebilirsiniz. Şöyle içine de ben su dolu bir kap koydum. Ona da evinizde dikkat edersiniz. Fırınımıza attık lokumumuzu. Şimdi pişmesini bekleyelim. Evet, lokumumuz pişti. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Alalım. Nar gibi kızardı. Lokumumuz hazır. Size içini göstereyim. Şuradan bir tane alalım. Daha sıcak. Görüyor musunuz? Yumuşaklığını görüyor musunuz? Şöyle. Her katman belli. Şöyle açalım. Şimdi tadına bakalım nasıl olmuş. Çok iyi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Programlarımızın devamı gelecek. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde kalalım.